Herkese merhaba. Bugünkü konumuz elbise dolabım. Ünitemizde elbise dolabımla alakalı etkinliklerimiz var. Bunlarla ilgili bir çalışma yapacağız bugün. O zaman hazırsak başlayalım. Şimdi yapacağımız etkinlik bugünkü iyilik ekleriyle alakalı. İyilik eklerini hatırlıyor muyuz? Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. 6 tane iyilik ekim vardı benim. Bugün yapacağımız etkinliğimizde onunla alakalı, onun iyilik ekiyle alakalı. Onun iyilik ekini hatırladık mı? Mesela onun babası, onun annesi diyebilmem için benim belli bir takım kurallarım vardı. Bunlar nelerdi? Mesela baba. Kelimemin sonuna bakıyordum. Eğer kelimemin sonunda sesli bir harf varsa, o zaman ne yapıyordum? Sı, si, su, sü'den birini getiriyordum. Ama kelime sonunda benim sessiz bir harf varsa, ne yapıyordum o zaman? I, i, u, ü'den birini getiriyordum. Nasıl oluyordu bu? Baba örneğine bakalım. Baktım baba. Hangi harfle bitmiş? A harfiyle bitmiş. Yani kelime sonunda sesli bir harf A, E, I, I, O, Ö, U, Ü'den biri varsa ne yapıyordum? Sı, si, su ya da sü'den birini yazıyordum. Baba sonu A harfiyle bittiği için ne yapacağım? Sı yazacağım ve onun babası olacak. Onun anne. Anneye baktım. Sonu E harfiyle bitmiş. O zaman ne olacak? Si gelecek. Onun annesi oldu. Onun amcası. Onun odası. Yan tarafa geçiyorum. Kalem. Sessiz bir harf. Ne yapıyorum? Sessiz bir harf yani B, C, Ç, D, G, H, K, L, M, N gibi harfler. Gelmişse eğer kelime sonunda varsa ne yapıyordum? Bir önceki harfine bakıyordum hemen. M'yi atıyordum. Bir önceki harfte ne var? E harfi var. O zaman ne gelecek? Sadece I, I, U, Ü'den birini yazacağım. E olduğu için de hangi harfim geliyor? İ harfim geliyor. Yani ne oluyor? Onun kalemi. Sınıf. Bakıyorum F harfiyle bitmiş. Baktım sessiz bir harf. O zaman ne yapıyorum? Bir önceki harfe bakıyorum. Hangi harf var burada? I harfi var. Ne gelecek? I gelecek. Onun sınıfı oluyor. Onun okul demişim. L. Okul L harfiyle bitiyor. Baktım sessiz bir harf. O zaman ne yapıyorum? Bir önceki harfine bakıyorum. Ne geliyor o zaman? U harfi sesli bir harf olduğu için onun okulu olacak. Göz. Baktım. Z sessiz bir harf. Ne yapıyorum? Ö harfi var burada bir önceki harfinde. Ö'de ne geliyordu? Ü harfi geliyordu sonuna. Onun gözü oluyordu. Tamam. Kuralıma baktım. A, I'dan sonra eğer kelime sonunda A ya da I varsa ne yapıyordum? I ya da S geliyordu. Bunu da neye göre belirliyordum? Kelimeme bakıyordum. Kelime sonunda sessiz bir harf varsa o zaman sadece A, I, O, U'dan biri geliyor. I, I, U, Ü'den biri geliyor. Ne yapıyordum? Sessiz bir harf varsa bakıyordum. Baktım. M harfi. Bir önceki harfinde ne var? E harfi var. O zaman ne yapacağım? E harfine bakıyorum burada. İyi gelmesi gerekiyor. Yazıyorum. İyi. Ne oluyor? Kalemi. Sesli bir harf varsa kelimemin sonunda. Sesli bir harf varsa. Yani A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü'den biri varsa o zaman ne yapacağım? Bunlar gelecek. Sesli bir harf varsa. Sı, si, su,
Sü'den biri geliyor. A'da ne var? A harfinde hangisi var? Sı var. O zaman sı'yı yazdım. Sıra sı şeklinde oldu. Ev i. Nasıl olmuş? Bakıyorum. V sessiz bir harf. V'den bir önceki harfime bakıyorum. E var. E'ye baktım. Ne yapacağım? Sadece i gelecek. Neden? Sessiz harfle bitenlere sadece i getiriyorum. Ev i oluyor. A, I'dan sonra I ya da S. I ya da S. E, I'den sonra I ya da S. O, U'dan sonra U ya da Su. Ö, Ü'den sonra da Ü ya da Sü geliyor. Tamam mı? Şimdi bir etkinliğim var. Tabloya bak ve yaz diyor benden. Bir tablom var. Tablomda neler var? Bir tarafta Zeynep, bir tarafta da Murat var. Alt tarafta Zeynep'in eşyaları, burada da Murat'ın eşyaları var. Benden cümle yazmamı istiyor. Nasıl yapacağım? Önce Zeynep'in eşyalarına bakıyorum. Zeynep'in neleri var? Kırmızı elbise. 1. Pembe şapka. 2. Oyuncak. 3. Sözlükte 4. Bu şekilde numaralandırdım renklerle. Bir tarafta da Murat var. Onu da numaralandıralım. Bisiklet 1. Oyuncak 2. Yeşil pantolon 3. Saat 4 şeklinde sıralandırmak mümkün. Şimdi cümle yazmamı istiyor. Ne yapacağım ben? Zeynep'in, Murat'ın, Elif'in, Hakan'ın şeklinde isimler gördüğümde hangi iyelik ekini kullanıyordum ben? Onun iyelik ekini kullanıyordum. O zaman ne yapıyordum? Mesela Zeynep'in kırmızı elbise, pembe şapka, oyuncak ve sözlük var diyeceğim için ne yazacağım ben buraya cümle olarak? Kırmızı elbise yazdım. Bakıyorum şimdi. Zeynep'in kırmızı elbise. Baktım E harfiyle bitmiş. Sesli bir harfle bitmiş. O zaman ne yapacağım? E harfinde ne geliyordu? E harfinde İ ya da S geliyordu. E, sesli harfle bittiği için sonunda ben ne yazacağım oraya? S yazacağım. Kırmızı elbise S oldu. Virgül. İkinci kelimem neydi? Pembe şapka. Pembe şapkayı yazdım buraya. Pembe şapka. Bakıyorum kelime sonuna. A ile bitmiş. O zaman A harfinde ne vardı? I ya da S vardı. E, kelime sonum benim sesli harfle bittiği için ne getireceğim ben buraya? S'yı getireceğim. Pembe şapka S. Virgül. Oyuncak. Oyuncak. Şimdi P, Ç, T, K harflerim benim neye dönüşüyordu? B, C, D, G'ye dönüşüyordu. Şuraya ekleyelim. Yazıyorum. P, Ç, T ve K harflerim. Ne yapıyordum? P hangi harfe dönüşüyordu? B harfine. Ç hangi harfe dönüşüyordu? C harfine. T hangi harfe dönüşüyordu? D harfine. K hangi harfe dönüşüyordu kelime sonundaki? G ya da yumuşak G'ye dönüşüyordu. Şimdi bu kuralıma göre
kuralıma göre. Oyuncak kelimesi. Ne yapıyorum? K'ye bakıyorum. K ne oluyor? G ya da yumuşak G oluyor. Oyuncak kelimesinde K sessiz bir harf olduğu için ne gelecek? Bir önceki harfine bakıyorum. A harfi var. A harfinde ne geliyordu? I ya da s geliyordu. Sessiz bir harf olduğu için sonunda I gelecek. K'yi attım. Yerine yumuşak G'yi yazdım. Bir de I'yı koydum. Oyuncağı oldu. Tamam. K yumuşak G'ye dönüştü. Sonuna da I'yı koydum. Oyuncağı. Zeynep'in oyuncağı. Sözlük. Bakıyorum sözlük. Yine K harfiyle bitmiş. Ben ne yapıyorum? Benim K harfim neye dönüşüyordu? G'ye ya da yumuşak G'ye dönüşüyordu. K'yi sildim. O zaman ne yapacağım? Yumuşak G'yi yazacağım. Sonunda sessiz bir harf var. O zaman ne yapıyorum? Bir önceki harfine bakıyorum. Ü harfim var. Ü harfinde ne geliyordu? Ü ya da sü geliyordu. Sessiz harfle bittiği için de Ü harfim gelecekti. Onun sözlüğü şeklinde olacaktı. Buraya kadar bütün kelimeleri yazdım. Zeynep'in kırmızı elbisesi, pembe şapkası, oyuncağı, sözlüğü var oldu. Tamam. Murat'ın diyorum. Murat'ın bisiklet. Baktım. T ile bitmiş. Ne yapacağım o zaman? Bisikleti. Bir gül. Oyuncak. Baktım. K harfiyle bitmiş. Ne yapacağım ben bunu o zaman? K yumuşak G'ye dönüşüyor. Sildim. Yumuşak G'yi yazdım. A'dan sonra da sessiz harfle bittiği için I geliyor. Oyuncağı oluyor. Bir gülü koydum. Murat'ın bisikleti, oyuncağı, sırada neyi var? Yeşil pantolon. Baktım, pantolon N harfiyle bitmiş. Sessiz bir harf. Ondan önce hangi harfim var? O harfim var. O harfim. Ne yapacağım? O'dan sonra sessiz olduğu için U harfim geliyor. Yeşil pantolonu oluyor. Bir gül dedim. Saat. Saat. İkilemelerimde ne geliyordu? Saati oluyordu. O zaman ne yapacaktım? Saati var. Benim kuralım vardı. Saat de saati oluyordu. Bunu da hatırlıyoruz. Saati var şeklinde cümlemi oluşturuyordum. Şimdi buradayım. Burada da yine 3 tane cümle yazmamı istiyor. Ben yine bunları renkli kalemlerle altını çiziyorum. Bir tarafta Elif, bir tarafta Hakan var. Neyi varmış Elif'in eşyaları? Beyaz etek, siyah çanta, 3 bilgisayar, 4 bisiklet. Hakan'ın neleri var? Hakan'ın bilgisayarı, kitaplığı, turuncu gömleği ve neyi var? Cetveli var. Cümle yazmamı istiyor yine benden. Ben başlıyorum. Elif'in neyi varmış? Beyaz etek. Bakıyorum kelime sonunda K var. K neye dönüşüyordu? Yumuşak G'ye dönüşüyordu. Bir önceki harfimde ne var? E harfim var. Sessiz harfle bittiği için sonunda, kelime sonunda ne getiriyorum? İ getiriyorum. Beyaz eteği oluyor. Bir gül diyorum. Siyah çanta. Çantaya baktım. Sesli harfle bitmiş. Kelime sonunda ne var? A harfi var. Sesli bir harfle bittiği için ne gelecek? Çantası olacak.
Siyah çantası oluyor. Virgül. Bilgisayar. Bakıyorum R harfiyle bitmiş. Sessiz bir harf. O zaman ne yapıyorum? Bir önceki harfine bakıyorum. A harfim var. A harfinde ne geliyordu? Sessiz bir harfle bittiği için bilgisayarı oluyor. Virgül. Ne gelecek? Bisiklet. T harfiyle bitmiş. E harfi var bir önceki harfte de. Bisikleti şeklinde yazabilirim. Bisikleti var dedim. Şimdi Hakan'ın cümlesini sizin yapmanızı istiyorum. Sonlardaki kitaplıktaki K harfine ve turuncu gömlekteki K harfine dikkat ederek yazmanızı istiyorum. Ve en sonda Elif ve Hakan'ın, burada Elif ve Hakan'ın ortak bir eşyası var. Önce onu bulalım. Neleri var ortak? Bilgisayarları ortakmış. O zaman ben buraya ne yazacağım? Elif ve Hakan'ın neyi var ortak olarak? Bilgisayarı var şeklinde cümlemi yazacağım. Bu iki cümleyi de sizin yazmanızı istiyorum. Ödev olarak veriyorum bunu. Hakan'ın eşyalarını ve Elif ve Hakan'ın ortak olan eşyasını cümle olarak yazmanızı istiyorum. Bugünkü dersimizi burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimize kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.